Dünyanın bir noktasından diğerine en hızlı şekilde yolculuk etmemizi sağlayan uçaklar, günümüzün en önemli ulaşım araçlarının başında yer almakta. Siz bu videoyu izlerken bile şu anda dünya üzerinde binlerce uçak seferlerine devam etmektedir. Peki yıllar boyunca insanları taşıyan bu uçaklar her zaman doğru noktaya ulaşmayı başarabiliyorlar mı? İşte yolculukları sırasında esrarengiz noktalara iniş yapmış ve daha sonra da terk edilmiş olan bazı uçaklar. ...2014 yılında Malezya Hava Yolları'na ait 777 Airliner tipi uçak esrarengiz bir şekilde kayıplara karıştığından itibaren profesyonel ve amatör araştırmacılar tarafından araştırılmıştır. Ancak pek çok insan bu uçağın ne olduğunu umutsuz bir şekilde araştırmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde amatör araştırmacılar Google Earth üzerinde bu uçağın düşmesi imkansız olan bir yere düştüğünü iddia etmişler. Kamboçya'da çekilen Google Earth resimlerinde açık bir şekilde ormanın içerisinde bir uçağın olduğu görülebilmekte. Fakat resmi araştırmacılar bu iddiaya kulak vermemişler ve bu uçak hiçbir zaman profesyonel kişiler tarafından araştırılmamış. Çünkü resmi ekiplere göre kayıp Malezya uçağının Hint Okyanusu'na düşmesi en büyük olasılık olarak kabul edilmişti. Peki 2018 yılında çekilen bu resim Malezya uçağına ait değilse o zaman dünyada bilinmeyen terk edilmiş bir uçak bulunmakta. Bu uçağın ormanlık alana nasıl geldiği ve neden burada terk edilmeye bırakıldığı soruları yanıtsız kalsa da amatör araştırmacılar bu uçak üzerinde çalışmaya devam ediyorlar. 2019 yılının başlarında yaşanan bir diğer olaydaysa Arjantinli futbolcu olan Emiliano Sala'nın düşen uçağına göz atacağız. Herkesin de bildiği gibi futbol dünyasını yasa boğan bu olayda Fransa'nın Nantes takımından Galler'in Cardiff takımına transfer olan Sala, uçağı kullanan kaptanıyla birlikte 21 Ocak'ta Manş Denizi'nde gerçekleşen kaza sonucunda hayatını kaybetmişti. The Piper Malibu model özel uçakta kaptan David Ibbotson ve futbolcu Sala bulunmaktaydı. 21 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden havalanan bu uçak esrarengiz bir nedenle saat 7 sularında radardan kayboldu. Uçağın radarda en son görüldüğü Manş Denizi'nde yapılan araştırmalarda Sala'nın terk edilmiş uçağına ulaşılmıştı. Ne yazık ki genç futbolcu bu kazadan kurtulamamıştı. 60 yıldan uzun bir süre boyunca Ellinikon Havalimanı Yunanistan'ın başkenti olan Atina'da tek havalimanı olarak kullanılmaktaydı. Ancak 2004 olimpiyatlarına hazırlık yapan Yunan yetkililer bu şehire daha akıllı ve daha modern bir havalimanı inşa etmek için 2001 yılında çalışmalarına başladılar. Bu gelişmeler sonunda 60 yıldan uzun bir süre hizmet veren Ellinikon Havalimanı kapatıldı ve terk edildi. Ancak bu kapanışın sırasında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Havaalanında bekleyen 6 adet uçak bu havalimanı ile beraber terk edilmeye bırakılmıştı. 6 adet uçak hala terk edilmiş bir şekilde Atina'da bekletilmekte. Bu uçakların neden yeni havalimanına taşınmadığı ise bilinmiyor. 2017 yılının sonunda iflasını ilan eden Transiero Havayolu şirketi bu iflası en ucuz bir şekilde atlatmak için tüm değerli parçalarını piyasada satmaya karar verdi. Piyasaya konan uçakların yüksek değerlere satılacağından kuşku duyulmamaktaydı. Fakat olaylar hiç de bu şirketin tahmin ettiği gibi gitmedi. Bir adet Boeing 767-200, iki adet Boeing 737-300 model uçağı hiç kimse teklif yapmadı. Ve bu uçaklar batmış olan bir firmanın elinde kalacaktı. Rusya'daki bir havalimanında 2 sene boyunca alıcı bekleyen bu uçaklar talep görmedikleri için zamanla paslanmaya ve kirlenmeye başladılar. Bakımı yapılmayan uçakların değerleri gittikçe azalıyor, bunun sonucunda satılma ihtimalleri de zorlaşıyordu. Toplam 7.8 milyon dolar değerinde olan uçaklar günümüzde halen paslanmaya yüz tutmuş bir şekilde bekletilmeye devam edilmekte. Pek çok uçak terk edilip kayıplara karışsa da hiçbiri bataklık hayaletinin bıraktığı kadar büyük bir etki yaratmamıştı. 1991 yılında Pearl Harbor saldırısından aylar sonra ABD uçakları Papua Yeni Gine'deki havalimanında görev yapan Japon askerlerine baskın düzenlemişti. Bu saldırı sırasında çatışmaya giren uçaklardan bir tanesinin ateşleme sistemi kontrolden çıktı. Yoğun hasar alan bu uçak merkez üssüne dönmeden derin bir bataklığa saplanmıştı. Uçaktaki mürettebat birkaç günün ardından kurtuldu. Fakat bataklıktaki sinekler yüzünden hepsi ölümcül sıtma hastalığına yakalanmışlardı.
1972'de keşfedilen bu uçağa Bataklık Hayaleti adı verilmiştir. Bataklıktan kurtarılan uçak bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir müzede sergilenmekte.